Günaydınlar. Uludağ Üniversitesi'ne sabah yürüyüşüne, pazar yürüyüşüne gidiyoruz. Burası Nilüfer Belediyesi'nin spor sahası. Şurada da bir gençlik merkezi var. Merhaba. Ne haber? İyi misin? He? Bize kortej olmak ister misiniz? Bize katılmak ister misin? Gel. Bak diğeri gelecek sanki. Bakalım kortejimiz nasıl gidecek? Hadi. Evet, bir kortej efendim. 4 kişilik yürüyüş. Hadi gelin, bekliyorum. Gelin. CHP zindiyeti bunları. Ana muhalefeti çok sert eleştirdi. Burada neden bir güvenlik olduğunu anlamadığımız bir güvenlik var. Neden duruyor ben hiç bilmiyorum. Kapı açık, kimse bir şey demiyor. Şimdi burada ziraat mühendisliği da ziraat mühendisliği burayı biliyorsun. Kullanıyorlar. Doğru mu? Ekiyorlar, doğru. Dikiyorlar, biçiyorlar. Bizi fark edin artık. Yeter artık. Bizi de görün. Bu kampüs gerçekten bayağı güzel bir kampüs. Biz de arada bisikletlerle geliyoruz. Ve gerçekten bisikletle de en güvenli sürüş yaptığımız yerlerden bir tanesi. Ben öğrenciyken dolmuşu 1.75 TL'de bıraktım. Bir 6-7 ay önce herhalde bir dolmuşa binecektim. 5 lira verdim. Kaç lira dedi? 5 lira yetmedi. Şok oldum. 5 liranın yetmediği bir dolmuş. Nasıl bir dolmuş bu dedim. Bu dolmamış dedim. Böyle dolamaz bu dolmuş dedim. Biz şimdi ziraatin oraya saptık böyle patika yoldan. Araba sesleri bizi terk etsin diye. Burası da harika. Böyle yeşillik içerisinde. Dağ Bayır Çayır Üniversitesi. Bugün sınav günü. O yüzden bir sürü insan bahçede görüyorsunuz. YKS sınavı mı var, cenaze mi var belli değil. Ama sınav günleri en az bir cenaze kadar üzgün ve mutsuz hissettiğimi hatırladım zaten. Hiç sevmediğim şeyler. Geleceğimizi sınavların belirlemeyecek. Atıp tutuyorlar böyle, ondan sonra kazandığın üniversiteye göre hayatını artık kazanman gerekiyor. Ve çok zor oluyor gerçekten. Hayatı belirlemiyor deyip bu kadar hayatı belirleyen gerçekten bir sınav olması üzücü. Mesela Uludağ Üniversitesi'nin İBF'den mezun olunca yani bayağı bir uğraşman lazım bir yerlerde olabilmek için. Yani yırtman lazım kısacası. Ama mesela bir İTÜ, Boğaziçi, Yıldız Teknik istemeden kapıları açıyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Bu sınav çok önemli. Heyecanlanmak da haklısın. Burası harika bir sokak ya. Burada var ya bütün dertlerimi unutuyorum. Direkt bu yola konsantre oluyorum. Bir kalkan görevi görüyor ya. Hani dünyadaki dertler şöyle hani şuradan içeriye giremiyormuş gibi hissediyorum. Evet, şu anda dertlerimden sıyrılmış bir vaziyetteyim. Dertler basın gidin. Burası benim alanım. Aa, kış nereye? Bak, dertlerim yok şu an. Kira ödemiyorum. Faturalar geldi. İşe gitmeme gerek yok. Bugün pazar günü. Sıfırlandım ya adeta. Bizim yol böyle devam ediyor. Burada eskiden evler vardı. Neydi onların adı ya? Lojmanlar vardı. Onları yıktılar. Şimdi böyle bir yeşil alan kaldı. Çok da güzel oldu. Nere? Ha? Siz de bizim gibi yürüyor musunuz? Yürümüyorsunuz, uçuyorsunuz. Burada da bir anaokulu var, Uludağ Üniversitesi Anaokulu. Muhtemelen çalışanlar çocuklarını buraya getirip bırakabiliyorlardır diye tahmin ediyorum. Atıklar önemli. Böyle sıkışık ormanlar var. Hakikaten doğal yaşam korunuyor yani. Kuşlar, sincaplar, her şeyi görebilirsiniz. Burası sualtı topluluğu. Gerçekten güzel etkinlikleri oluyor. Yanında da fotoğraf topluluğu var. Ursat'ın da çok güzel etkinlikleri oluyor. Dalmaya falan gidiyorlar, dalış yapıyorlar. Antalya'da, Bodrum'da, bilmem nerelerde. Pahalı bir spor tabii. Ekipmanların fiyatını duyunca dudaklarım uçuklamıştı ben. Onu 6-7 ayda falan burs olarak alıyorum. Bu daha çıkalım mı?
Teleferikle. Çok iyi fikir bence. Ama tüh. O kadar kablo yokmuş ya. Kablolar bu kadar çıkmış. Uludağ açıkta güzel olurdu ama. Uludağ Üniversitesi'nden Uludağ. Kampüsün önünde böyle bir kahveci var. Diğer kahvecilere göre bir tık daha ucuz kampüsteki satışları. Bir tık minnacık. Bilginiz olsun. Böyle dönerci de açmışlar yanına. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu tabii. Biz kantinden yiyorduk. İki kütüphane arasındaki kültür farkı, mimari ve kültür ve karışık şeyler. Böyle alengirli işler. Güzel olmuş. Yoktu. Şu turuncu eski bina vardı. Turuncu değil ya bu, kiremit rengi. Fena değil yani bence. Bu cami fakültemizde gerçekten en önemli ihtiyaçlardan bir tanesiydi. Sağ olsun bir önceki rektörümüz bu ihtiyacı gördü. Asrın camisini yıllardır yapmaya çalışıyor. Ben öğrenciyken inşaatına başlanmıştı sene 2018. Hala daha devam ediyor. Okulun içerisinde tam olarak da 1, 2, 3, 4 tane minareli cami gerekliydi. Polis, aç! Yat. Camiden kastım da 4 minareli şu kocaman camiyi yaptırmaya gerek var mıydı? Yani tabii ki de gerekliyse yaptırılır. Bir tane mescit vardı burada, gayet de işe yarıyor gibiydi. Hadi yeterli değilse şundan bir tane yaptırın ya. Şundan da bir tane, değil mi? Şu Asrın Çeşmesi. Bak bu ailenin çocuğunun başarısız olma ihtimali yok abiciğim. O aile cümbür cemaat çocuğun sınavına gelmiş. Aha! Burada bir göl var. Göl manzaralı bir okul. Burada da başka bir göl var. Bu büfede tost yemişliğim çoktur. Sınavlarda ailenizden kimse gelmediyse yanınıza üzülmeyin. Hala hayattayım. 29 yaşındayım. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Türk halkı böyle mi darbe girişimine engel oluyor bu sefer uçaklarla, görüyorsunuz. Uçakların üzerine çıkıp darbeye engel olacaklarmış. Uçağın motorunu bile kenara almış. Sınav devam ediyor. Güle güle. Şimdi bu çocuklar sınava girdiler, üniversite tercihleri yapacaklar, ne iş yapacaklarını bilmedikleri, ne işe yaradıklarını bilmedikleri meslekleri seçecekler ve hayat boyu o meslekleri yapmaları beklenecek. Süper. Anadolu mu, İX mi? Bence İX daha çok para eder diye tahmin ediyorum. Sence? Yani direkt satarım. Tartışmaya gerek yok. Hangisi benim olsa ikisini de satarım, para ederim. Anadolu'lar pahalı mı acaba şu an ya? Antika falan. Yok ya, değil ya. İX kadar pahalı değildir bence. Tabii canım. Yenilikçi ama düşmüş logoyu yerine takamadık, yenileyemedik. Doğru mu? İnsan odaklı ama öğrenci işlerine gittiğinizde hayvan muamelesi görmeniz konusunda yapabileceğimiz bir şey yok. Olcan yağmurlu havada kaygan zeminin azizliğine uğramış olabilir. Ben bir tane anımı anlatmak istiyorum. Beni bu üniversiteden mezun ettiler ve sonra hayır mezun olmadın dediler. Arkadaşıma vay ilişiği kesildi bak göstereceğim şeyi telefonu gösterip hava atacağım diye uygulamaya girmeyi denerken bir girdi uygulamaya. Şok oldum, mezuniyetim geri alınmış. O arada da bir yerde staj yapıyordum. 3 ay geciktiği için mezuniyet. Mecburen okumaya devam ettim. 3 ay daha. İşin fenası o ara ilişimi kestikleri için tek ders sınavına da giremedim o dönemin. Yani Uludağ Üniversitesi hayatımdan 3 ay daha götürmüştür. Mükemmel öğrenci işleri, işleyişleri sayesinde. Daha önce de bütünleme sınavına aynı gün iptal ettiler. Şehir dışından gelen ve yaz
yazın şehir dışından gelen onlarca öğrenci terminaldeyken sınavların iptal olduğu bilgisini öğrendi. O yüzden bunları bilin. Umarım bir şeyler değiştirmiştir. O yüzden demek istiyorum ki acaba cami yapmak yerine öğrenci işlerine biraz daha kalifiyeli insan alabilir misiniz acaba? He? Burası Medico. Birçok şeyi bir arada bulabiliyorsunuz. Mesela aile hekimliği vardı. Öğrenci aile hekimlerini buraya taşıyorlar. Gerçekten de güzel bir sağlık hizmeti veriyordu. Diş dışında. Bir kere 1 liraya dişimi yaptırdım. Sonra 3 yıl boyunca dişimden iltihap attı. Şuradan yemekhanesi de gayet güzeldi bu arada hatırladı. 2,5 TL'ye karnımızı gayet güzel doyurabiliyorduk. Şu merdivenlerden böyle yukarı çıkıyorsunuz. Bu tarafta da yemekhane var. Burada da öğrenci toplulukları böyle kurulup üye aradıkları, birbiri üyeleriyle eğlendikleri bir ortam oluyor. Gayet keyifli oluyor buraya girmesi öğrenciyken. Bak yemekhanenin orada olduğu ne kadar belli. Kilo almış, biraz fazlaları var. Yiyeceğim seni çeneceğim. Ay kocaman Selin'e ne buyurdu? Sen bir anda tırmalayacak da gibisin. He? Buradan bisikletinizi alıp Görükle'ye kadar veya Nilüfer'de herhangi bir istediğiniz sonraki bisiklet durağına kadar bisikletle gidebilirsiniz. İsmini de söyle. Nilespit. Bu da personel yemekhanesi. Daha modern ve daha şık. Öğrenciler burada yemesin mi yani? Ama peyzaj düzenlemesi bak şuralar muralar çok hoşuma gidiyor benim. Güzel bir yürüyüş parkuru bizim memleketimin herhangi bir yerinde asla bitmeyen inşaatları tabii ki. Uludağ Üniversitesi'nde de var. Burası da kültür merkezi. Burada çok güzel etkinlikler oluyor. Gerçekten özellikle öğrenci topluluklarının düzenlediği etkinlikler oluyor. Buranın etkinlik takvimini mutlaka takip edin bir şekilde. Burası da tıp fakültesi. Hem hastane hem tıp fakültesi. Şu yolun sonunda da metro durağını göreceksiniz. Hatta görüyorsunuz. Aslında gayet güzel bir imkan. Şehrin merkezinden üniversiteye kadar metro geliyor ve toplu taşımayı kullanarak üniversiteye ulaşabiliyorsunuz. Uludağ Üniversitesi bu büyük bir kampüs üniversitesi. Bütün fakülteler bu kampüsün içerisinde. Doğal yaşamı da büyük oranda koruyan bir yeşil bir üniversite diyebiliriz. Buraya en yakın yerleşim Görükle. Görükle'den buraya dolmuşlar var. 5 dakikada bir, 10 dakikada bir kalkan. Otobüsler var. 3G'ler, 5G'ler var. En yakın yerleşim yeri Görükle dedim. Orada insanlar, öğrenciler yaşıyor genelde. Orada yurtlarda da kalabilirler, evde de kalabilirler. Ama kampüsün içerisinde de KYK yurtları da var. Yarı özel yurtlar da var. Oralarda da kalabilirsiniz. Dediğim gibi metro ile gelebilirsiniz mi şehir merkezinden? Büyük şehrin otobüsleri var. Onlarla gelebilirsiniz. Kampüsün içine kadar hepsi gelmiş oluyor. Son durak KYK durağı. Sosyal imkanlardan bahsedecek olursak kampüsün içerisinde yemek yiyeceğiniz, zaten okulun yemekhanesi var, gayet ucuz bir şekilde karnınızı doyurabilirsiniz. Başka restoranlar var, restoran demeyeyim de yeme yerleri var. Hot döner gördüm mesela orada. Kahve içebileceğiniz yerler var, David People var, Espresso Lab mıydı? Bir tane daha kahve içebileceğiniz bir yer var. Yürüyüş yapabilirsiniz, kendi spor salonu var. Yürüyüş, koşu parkuru var. Bayağı güzel imkanlar var aslında kampüs içerisinde. Ders aralarını değerlendirmek için de çok güzel imkanlar var bence. Genel olarak Bursa'da ve Uludağ Üniversitesi'nde okumanın avantajlarından bir tanesi okulun topluluklarının çok etkili olması ve sanayiye çok yakın olması. Kampüs üniversitesi olmasından kaynaklı diğer bölümlerle, diğer meslek gruplarıyla da aslında tanışma imkanı yaratıyor. Sanayiye çok yakın olması, bazı hocaların mesela direkt staj fırsatı bulmasına bazı öğrenciler için katkı sağlayabiliyor. Kendiniz bizzat sanayide birçok yerde staj yapma fırsatı bulabilirsiniz. Uludağ Üniversitesi'nin yine içerisinde Ulutek diye bir girişim var diyeyim. Orada da firmalar information teknoloji üzerinde çalışıyorlar. Oralarda da bayağı bir staj imkanı oluyor diye biliyorum. Kampüsü birlikte gezdik bugün. Beğendiyseniz, videoların devamı gelsin istiyorsanız, abone olursanız olabilirsiniz. Yani önünüzde bir engel yok. Beğenirseniz yine önünüzde bir engel yok. Beğenebilirsiniz. Beğenmiyorsanız da beğenmeye tıklamayın. Beğenmedim deyin geçin.
Bugün sınava giren arkadaşlarımızdan illaki Uludağ Üniversitesi'ni kazananlar çıkacaktır. Kendilerine şimdiden hayırlı olsun. Faydalı bulduysanız yorumlara ekleyin. Sorularınız olursa yine yorumlara ekleyin. 6 senelik öğrencilik yapmış bir insan olarak belki bir faydamız olur. Kendinize iyi bakın dostlar.